mobilya sektöründe karabasa iddiaları var. Sanayiciler böyle bir şey bile getirdiler. Yine bunda özel haberini biz yapmıştık. Siz bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi bununla alakalı yaptığınız haberi de seyrettim. Güzel Kayseri'mizin özellikle gündeminde olan sorunlarla alakalı ciddi haberler yapıyorsunuz. Bu şehrimiz adına katkı veriyor. Katkı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle Kayseri'miz mobilya sanayisinde ihracatı büyük hacime ulaşmış şehirlerden bir tanesi. Kayseri içerisinde mobilya imalatta ciddi manada hissedilir büyüklükte bir sektör. Bu çerçevede mobilya imalatçılarımızın ihtiyaç duyduğu, işte zaman zaman söyledikleri süngerdir, teladır veya farklı ürün gruplarıdır. Kimisi torba yay, kimisi farklı şeyler ifade ediyorlar. Bunlarla alakalı muhteşem bir fiyat artışı olduğundan bahsediliyor. Fiyat artışının sebebini araştırdığımızda biz kendi sanayicilerimizle beraber birlikte hareket ettiğimizde bir berekete vesile olduk kanaatiyle sanayicilerin bir kısmıyla görüşme imkanımız oldu. Gerek de sizin yaptığınız programda da ben bizzat seyrettim, herhalde 18 dakikalık bir program yapmıştınız. Bu programda da seyrettim. Sanayicilerimiz diyorlar ki fiyat artışları bizim imalatımız içerisinde, maliyetimiz içerisinde çok ciddi manada bir yük oluşturuyor bize. Son derece haklılar. Burada kimsenin bir tek kelime söyleyecek bir şey yok. Yalnız sanayicilerimizin kahir ekseriyeti. Biz kara borsacılık yaptığını düşünmüyoruz. %1-2 firma olabilir ama genel olarak kara borsacılıkla alakalı bir şey olmadığından bahsediyorlar. Çünkü böyle bir şey varsa bizim il müdürlüklerimiz, bakanlığımızın hemen devreye girmesi söz konusu. Sebebi de şu, eğer bir firmada bir ürün var, fiyatı artsın diye satmaktan imtina ediyor, teklif dahi vermiyorsa o zaman işte devletin gücünü hissedecekler. Tabii burada böyle bir şeyi sanayicilerimiz bizzat ifade etmediler. Ancak bizim bildiğimizde böyle bir şey yok. Olur ya, bizim bilmediğimiz, atladığımız, ihmal ettiğimiz bir şey varsa, bildikleri müşahhas bir örnek var ise, şu firma kara borsacılık yapıyor, ürünü olduğu halde fiyatı pahalansın diye, hani irtikaf deniliyor ya, irtikaf yapıldığından emin oldukları veya şüphelendikleri firmalar varsa lütfen, bizim organize sanayide bulunan yönetim kurulu üyelerimiz var, bizler varız, teşkilatımız var. İsim bile zikretmeden bize ulaşmak suretiyle biz anında bu süreçlerimizi devreye sokmak için hazırız. Yalnız şunu da söylemekte büyük fayda var. Bu geçtiğimiz süreç pandemi süreci, üretime katılan iş gücünün azaldığı bir süreç. İhracat imkanlarının şu anda Türkiye'ye döndüğü bir süreci yaşıyoruz. Bunlar üst üste geldiği zaman talepteki oluşan yoğunluğun arzdaki artışın çok çok önüne geçmesiyle kaynaklanan bir durum. Burada biz hasleten hemen hemen tüm sanayicilerimizin bu süreçten sıkıntı duyduğunu biliyoruz. Ancak müşahhas kara borsaya düştüğünü söyledikleri kara borsacılık yapan kişiyi tespit etmeler halinde biz net olarak tüm teşkilatımız, il müdürlerimiz ve bakanlığımız nezdinde girişimlerde bulunacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi sadece bunda mı? Biliyorsunuz camda da benzer durum var. PVC'de benzer durum var. Nihai ürünlerden otomobilde benzer durum var. Bu günler geçecek. Ancak sel gider, kumu kalır. Bu tür organizasyonlarda sırt sırta vermenin zamanı, eğer sırt sırta verilecekse biz hazırız. Burada bize düşen ne varsa, kara borsacılık yapıldığı şüphesi dahi olsa, kişi veya kurumlar hakkında gerekli mercilere müracaat etmekten imtina etmeyiz. Bunun bilinmesini özellikle sanayicilerimize bildirmek ve ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.